Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizin için farklı bir video çekiyorum. Pürüzsüz bir ten makyajını bana çok soruyordunuz. Pürüzsüz bir makyaj nasıl yapabilirim? İşte fonotenim parça parça duruyor, parçalanıyor, dökülüyor. Bunları nasıl engelleyebilirim? Nasıl pürüzsüz bir görüntü elde edebilirim? Bunları sizin için 5 maddede topladım kolay olması için. O zaman başlayalım. Madde 1, temiz bir cilt. Cildiniz temiz olmazsa makyaj istediğiniz kadar uğraşın, saatlerce o makyajla uğraşın, makyaj yine de pürüzsüz durmayacaktır. O yüzden öncelikle cildimizi temizlemekle başlıyoruz. Bunun için tabii ki cildimizi iyice yıkıyoruz, güzel bir şekilde yıkıyoruz. Daha sonra mutlaka ölüleri hepimizde oluyor. O yüzden mutlaka peelingimizi yapıyoruz. 5 kere mutlaka dedim herhalde şu anda. Evet, farkındayım. Peelingimizi yapıyoruz. Peelingimizi de yaptıysak tabii ki eğer aktif sivilceleriniz varsa onlara peeling uygulamıyorsunuz biliyorsunuz. Etrafını yapabilirsiniz. Hiç sivilceye dokunmadan, patlatmadan o şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra maskemizi yapıyoruz. Ben maske olarak, bu arada peelingi de göstereyim. Peeling olarak şöyle bir peeling seçtim size. Yves Rocher'in kayısılı peelingi. Bugün kameramanım Zeynep. Annemlerin yazdığında çekiyorum videoyu sizin için. Arkadan da bulmanız gereken çok maske olarak da genelde bunu kullanıyorum. İrem Natural'in Honey maskesi. Soyulabilir maskeler ölü cildi, ölü deriyi çok daha güzel çıkartıyor. O yüzden soyulabilir maske kullanıyorum her zaman. Bir de bir konu daha var temiz bir ciltte. O da küçük yüzdeki ayva tüyleri, bazen daha fazla olabiliyor yüz tüyleri. Onlar makyajın pürüzsüz olmasını engelliyor. Çünkü orada bir doku oluşturuyor ve... Ay, bir şey düştü. Tut. Sırtıma tut düştü. Çok korktum. Onlar cildinizde bir tabak oluşturduğu için fondöten tabii ki tamamen cilde oturmuyor. Katman katman duruyor. Bunu da şöyle bir yöntemle ben alıyorum. Razor denilen küçük minik şeyler var. Hemen şuraya yanına resmini koyayım. Şu an yanımda yok. Onlarla alabilirsiniz. Eğer probleminiz varsa, yani ciddi bir tüy probleminiz varsa yüzünüzde, lazer epilasyon yaptırabilirsiniz. O da gayet güzel işe yarıyor diye düşünüyorum. İkinci maddeye geçelim. İkinci madde tabii ki benim için çok önemli. Çünkü benim cildim kuru. Şu anda kuru, bazen normal bir cilt oluyor. Bazen kuru oluyor. Değişiyor zaten cildimiz biliyorsunuz. Şu an kuru ve nemlendirme benim için çok önemli. Aslında yağlı olsa bile nemlendirme çok önemli. Çünkü yağlı ciltle nemli cilt çok farklı şeyler aslında. Yağlı da olsa cildiniz güzelce yıkayıp hafif jel kıvamında şöyle hemen göstereyim. Clinique'in Moisture Surge'ını kullanıyorum ben. Hem yağlı ciltlere bence uygun çünkü kıvamı şöyle gösterirsem eğer. Gördüğünüz gibi yapısı oldukça jel kıvamında. Düşürdü. Yapısı çok jel kıvamında. O yüzden her türlü cilt tipine uyuyor. Yağlı ciltlere de uygun, normal ciltlere de, benim gibi pur ciltlere de uygun. Yoğun bir nemlendirici. Onun dışında eğer cildiniz çok kuruysa ve nem hiçbir şekilde yetmiyorsa bu şekilde gece maskeleri kullanabilirsiniz. Gece boyunca yüzünüzde kalıyor ve sabah yıkıyorsunuz. Ama yıkanmanıza çok gerek kalmıyor. Nemlendirici maske yani kısacası. Daha çok nem veriyor yüzünüze ve kalktığınızda bebek gibi, pamuk gibi oluyor cildiniz. O yüzden eğer çok kuruysa cildiniz bu tarz maskeler mutlaka kullanmanız gerekiyor, nemlendirici maskeler. Eğer bu da yetmiyorsa, küçük küçük kurumalar varsa, böyle parça parça oluyor bazen ciltte. Göz altında olabiliyor, işte ne bileyim yanaklarda olabiliyor. Onlar için de Gülşah'ın bu gül yağını kullanabilirsiniz. Bu da, şöyle göstereyim. Bu yağları yalnız dikkatli kullanın. Küçücük bir damla alıyoruz. Böyle elinize alıp daha sonra sürmek istediğiniz neresi varsa oraya kullanabilirsiniz. Şu an makyaj var, sürmeyeyim, elime süreyim. Üçüncü madde, eğer gerekiyorsa bas kullanmanız. Gerekiyorsa diyorum çünkü ben makyajımda şu anda bas kullanmıyorum. Cildim, gözeneklerim açık değil, açık olmadığı için herhangi bir gözenek kapatıcı baza ihtiyaç duymuyorum. Nemlendirici olarak da zaten bol bol nemlendirici kullandığım için ekstra bir bas kullanmıyorum. Ama kullanmak istiyorsanız bazlar için de küçük bir bilgi vermek istiyorum size her cilt tipine uygun olarak. Eğer gözenekli bir cildiniz varsa
silikon bazlı bir bas kullanmanız gerekiyor ki o gözeneklerini içine doldursun ve kapatsın. Üzerine fondöten sürdüğünüzde dümdüz bir görüntü oluşsun. Gözeneklerin içine kaçmasın fondöten. Kuru bir cildiniz varsa, çok kuruysa nemlendirici bir bas kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi benim de kuru. Bol bol nemlendirmeyi daha çok tercih ediyorum. Eğer yağlı bir cildiniz varsa da daha çok matlaştırıcı, işte o yağı kurutucu bazlar kullanabilirsiniz. Zaten gittiğinizde herhangi bir yere İstediğiniz amacı söylediğinizde size mutlaka baz önereceklerdir. Bazlarda yalnız şöyle bir durum var. Eğer bazları çok fazla sürerseniz, özellikle silikon bazlı olanları çok fazla sürerseniz orada fondöten bildiğiniz tabaka şeklinde oraya yapışıyor. Ona çok dikkat edin. Öyle bir baz kullanacaksanız çok küçücük alıp parmağınızın ucuna iyice yaymanız gerekiyor. Çok güzel bir şekilde yaymanız gerekiyor. İyice gözeneklerinizi doldurmanız gerekiyor ki tabaka oluşmasın fondöten sürdükten sonra. Dördüncü madde tabii ki artık fondöten seçimi. Fondöten seçimi cildinize uygun olmazsa yine cake duracaktır fondöteniniz. Fondöten seçiminde şöyle bir ayrım yapabilirsiniz. Eğer cildiniz yağlıysa daha çok ıslak bitişli değil de daha çok mat bitişli fondötenleri tercih edebilirsiniz ki zaten gün içinde mat bitişli bile olsa sizin hafif bir doğal bitişe doğru gidecek o. Çünkü yüzünüzdeki yağ kusacak. Kusmaması için, kötü bir görüntü olmaması için mutlaka dediğim gibi cildi temiz olmalı ve üstüne de daha mat bitişli fondöten kullanmanız gerekiyor. Eğer cildiniz benim gibi kuruysa daha saten bitişli, yani cilt normal cildimize uygun bir bitiş, cildimizin gibi görünen bir bitiş. Nasıl söyleyeyim? Bir söyleyemedim resmen. Anladınız siz onu. Ya da ıslak bitişli, dev bir bitişli fondötenler kullanabilirsiniz ki ben onları çok seviyorum. Ama gün içinde koruması biraz zor oluyor onları. Fondötenimizi de sürdük. Son olarak 5. işlem, bu da fondöten sonrası işlemler diye ayırdım ben. Pudralama ve sprey. Sabitleyici sprey. Sabitleyici sprey, aynen. Bulamadım. Pudra olarak ben bu tarz transparan pudraları öneriyorum. Çünkü diğer türlü pudralar cildinizde yine o istemediğiniz katman görüntüsünü oluşturacak. Bunlar çok çok ince mikro pudralar olduğu için hemen göstereyim. Bu şekilde transparan pudralar sizin için çok daha iyi olacaktır. Dediğim gibi çok küçük, ince yapıda oldukları için. Bunlardan eğer cildiniz yağlıysa ince bir katman şeklinde, çok kalın bir katman kullanmayın. İnce bir katman şeklinde tüm yüzünüze ve göz hatlarınıza da Beauty Blender'la şöyle baking yaparak uygulayabilirsiniz. Eğer cildiniz benim gibi kuruysa ya da normal bir cildiniz varsa göz hatlarınıza da böyle hemen çok ince bir tabaka şeklinde, göz hatlarınıza da çok ince bir tabaka şeklinde kullanabilirsiniz. Ben büyük bir fırça alıyorum. Şöyle fırça. Hemen pudraya batırıyorum. Silkiyorum onu güzelce. Bütün yüzüme çok hafif bir şekilde uyguluyorum. Yani 2-3 kere en fazla pudra alıyorum. Böyle pudrayı boca etmiyorum. Güzelce fazlasını atıyorum. Son olarak tabii ki bitiriyoruz artık makyajı. Sanal bir şekilde. Sabitleyici spreyler. Bunlar da yine sizin cilt tipinize uygun olarak kullanabilirsiniz. Ya da istediğiniz bitişe uygun olarak kullanabilirsiniz. Ben mat bitişli spreyleri sevmiyorum. Zaten cildim kuru olduğu için çok fazla mat bitişli tercih etmiyorum. Daha dev bitişli tercih ediyorum. Ben genelde ya MAC Fix Plus kullanıyorum ya da NYX'in Divi spreyini kullanıyorum. Divi Finish spreyini kullanıyorum. Sinek geldi. Hemen ikisini de şuraya yanlara koyarım. Tabii ki NYX'in şuradaki gibi bir mat bitişli olan da var. Onu da kullanabilirsin. Ya da farklı markalar. Sen ne kullanıyorsun? C-Dermin ama o sabitlemek için değil bu arada. Yani Fix Plus gibi. Fix Plus da çok önemli. Ya yani böyle aynen. Doğallaştırma. Evet. Yani evet, Zeynep de C-Dermin'i öneriyor. Sizler için öneriyor. Bu da böyle eğlenceli, bilgi verici umarım bir video olmuştur. Instagram adreslerimiz Merve Görgöz, Samet Görgöz. Bizi buradan takip edebilirsiniz. Ne yaptığımızı merak ediyorsanız bizi bu adreslerden takip edebilirsiniz. Ayrıca şöyle gitsin bunlar. Samet'in iş hesabı da bu. Çok güzel videoları var. Mutlaka onları da izleyin. Ayrıca benim makyaj işlerimi merak ediyorsanız onun için de Makeup Merve Görgöz sayfamı takip edebilirsiniz. Bütün bunlardan sonra, bütün bu söylediklerimden sonra hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bizimlerden haberdar olmak için şuralarda bir yerlerde, iki taraftan birinde küçük bir zil var. Ona tıklamayı unutmayın ki bütün bildirimler size gelsin bizimle ilgili. Eğer videomuzu beğeniyorsanız beğeni tıklamayı unutmayın. Eğer beğenmiyorsanız beğenme diye tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.